20 Şubat 1979'da öldü, defnedildi. Vefatından 3 yıl sonra köyünde yine ortaya çıktı. 44 yıl yaşayıp bu 20 Şubat'ta ikinci defa öldü. Bir kez daha toprağa verildi. Balıkesir Bigatice bağlı Adalı köylüleri 71 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın gizemli ve ürkütücü hayat hikayesinin tanığı Yılmaz kimine göre meczup, kimine göre ise ermişti. Sen mezardan nasıl çıktın? Oruç tuttun. 20 Şubat 1979'da vefat etmiş, toprağa verilmişti. 3 yıl sonra yeniden köyünde görüldü. O gün bugündür de yaşıyordu ve yine bir 20 Şubat günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İki kere öldüğüne şahit olan kimse onun hayatına akıl sır erdiremedi. Bugün Mustafa dayıyı kaybettik. Aynı ölüm tarihi, yine bu ölüm tarihi aynı. 20 Şubat. Gizemli ve ürküten hayatıyla gündeme gelen 71 yaşındaki Mustafa Yılmaz. Yaşlı adamın Balıkesir Bigadiç ilçesine bağlı Adalı köyündeki hayat hikayesi aklın sınırlarını zorlayacak cinstendi. Doğma büyüme buralıyım. Babaannem bakıyor buna yıllardan beri. 40 yıl olmuştur bizim yana geldiğinde. Devamlı oruç tutar bu Mustafa dayı. Mustafa Yılmaz 20 Şubat 1979'da bir yemekli davetten dönerken ormanda ölü bulunmuştu. Orman işçilerinin de teşhisiyle köylüler tarafından defnedildi. 3 yıl sonra tekrar bölgede görüldüğü iddia edildi. Mustafa Yılmaz 44 yıl yaşadıktan sonra ilk ölüm tarihiyle aynı günde kalp krizi geçirerek bir kez daha hayatını kaybetti. Bu köyde Hacı abi var, Hacı İbrahim. Onun evinde o dahil, komşular dahil ona baktı. Şu anda bakıldı saate gelmiş. Allah rahmet eylesin. Sen mezardan nasıl çıktın? Oruç tuttum ben. Oruç tuttun. Kimine göre meczup, kimine göre ermişti. Hayatını da bir bardak suyla sürekli oruç tutmakla geçirmişti. Hayatı bir dönem televizyonların da ilgisini çekmişti. Mustafa Yılmaz birkaç yıl sonra doktora gittiğinde hastane kayıtlarında ölü olarak gözüktüğü için sağlık hizmetlerinden faydalanamadı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın programı aracılığıyla sesini duyurarak kimlik sahibi olmuştu. Bir ulu çınardı. Belki bazılarına göre bir meczuptu ama hayır, öyle birisi değildi. Çok aklı selim birisiydi. Onu kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. İlginç bir hayat süren Mustafa Yılmaz, 20 Şubat'ta hayat hikayesinin şahidi olan Adalı köylülerinin katıldığı cenaze namazı sonrası ikinci defa toprağa verildi. Aynı olmasını söylüyorlar. Bunun hikmeti nedir ben de bilemiyorum ama bu bir şeye işaret ediyor. Allahu Alem.